Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Haber Yorum'da birlikteliğimize devam ediyoruz. Meteoroloji hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 1-5-10 derece kadar, diğer bölgelerde ise 2-6 derece üzerine çıkmasını beklediğini bildirmişti. Tabii ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesini ilgilendiren en önemli başlıklardan biri de orman yangınları. Muğla'da Ortaca, Yatağan ve Köyceğiz'in ardından Marmaris ilçesinde de orman yangını çıkmıştı. İzmir'in Ali Ağa ilçesi keza yine orman yangınından etkilendi. Burada vatandaşların ikamet ettikleri alanlarına da yaklaşmasından dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımız deniz yoluyla, gerektiğinde de kara yoluyla tahliye edildiler. Sonrasında orman yangının kontrol altına alındığını biliyoruz. Menderes Oğlan Anısı bölümünde de yine bir orman yangınları çıkmıştı. Dün 2'den sonraki saat sularında müdahalede devam etmekteydi. Şimdi yangın sonucu oluşan çok sayıda farklı bir tablo var ama oluşmaması için neler yapacağız? Oluştuktan sonra bizler nelere dikkat etmeliyiz? Tabii Türkiye'de çıkan orman yangınları ile ilgili mücadele konusunu da yine görüşmek istiyoruz. Türkiye Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz konuğumuz. Hasan Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Tabii konuştuğumuz konu hepimizi üzen bir mevzu ama hayatında gerçeği, sıcak zamanlar geldiğinde bazen insan hatası etkili oluyor ama doğanın da tabii bir tezahürü şeklinde de yansıyabiliyor yangınlar. Öncelikle son yaşanan yangınlarla ilgili sizin değerlendirmelerinizi öğrenmek isterim. Daha çok insan kaynaklı bir hata mıydı? Yoksa dediğimiz gibi sıcakların etkisiyle mi yaşanıyor? Akabinde de yine yangınlarla mücadele hususunu biraz daha ayrıntılı konuşmak isteriz. Eyvallah Büşra Hanım. Öncelikle İzmir Ali Ağa ve İzmir Menderes yangınlarında bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Üç vatandaşımız, bir işçimiz %90 seviyesinde, bir işçimiz orta seviyede ve işletme müdürümüz yangından zarar gördü. Bu arkadaşlarımıza da, Yeşil Vatan savunucularına da çok geçmiş olsun diyorum. Rabbimle şifalar diliyorum. Tabii sorunuz önemli. Önce şu bilgiyle başlayalım. Türkiye'de ve dünyada çıkan yangınların %90'ı insan faktörüyle, insan etkisiyle çıkıyor. Çok yüksek. %10-11'i de tabii afetler sebebiyle çıkıyor. O nedenle sorunuzun lokal İzmir, Ali Ağa ve Menderes yangınlarının nasıl çıktığını söylemeden genel istatistiği bizi dinleyen vatandaşlarımızla paylaşmış olalım. Yani 100 yangının 90 tanesinin insan faktörüyle çıktığı bilimsel veri olarak önümüzde bulunuyor. Özele gelecek olursak İzmir Ali Ağa yangını bir vatandaşımızın bizzat evinin önünde kaynak yaparken kaynak kıvılcımının kurumuş otlara sıçraması ve yangına dönüşmesi sebebiyle orman yangını oluşuyor. Yani bizzat ihmal ve dikkatsizlik ve şahsi bir kusurdan kaynaklanıyor ki jandarma teşkilatımız ilgili vatandaşı aldı ve sorgulama işlemi, savcılık işlemleri de devam ediyor. Yani düpedüz ortada kasıt cümlesi kullanmıyoruz ama insan faktörünün çok bariz ihmal ve dikkatsizlik yönüyle Ali Ağa yangınının çıktığını ortaya koyuyoruz. İkinci yangınımız olan Menderes yangınında da şu anda resmileştirilmiş olmamakla beraber bir kasıt ihtimali üzerinde devletimizin ilgili birimleri araştırma yapıyor. Yani özetleyecek olursak gerek İzmir Ali Ağa yangınımız gerek İzmir Menderes yangınlarımızın her ikisinde de bizzat insan faktörü söz konusu. Birinde ihmal ve dikkatsizlik, diğerinde de kasıt ihtimali resmileşmediği için net böyledir demiyoruz ama bu ihtimal yüksek oranda devlet ilgili birimleri tarafından takip ediliyor. Hı hı. O nedenle şunun altını çizmekte fayda var. Madem ki yangınların %90'ı insan faktörüyle çıkıyor ki İzmir 2 yangınımızda da bizzat insan faktörünü net olarak görüyoruz. O açıdan aziz milletimizin bu yayın vesilesiyle bizi dinlerken çok hassas davranmaları gerektiği bir sezona girdiğimizin bilinci içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü yangınlar iki başlık altında topladığımızda nedeni bilinen yangınlar ve nedeni bilinmeyen yangınlar şeklinde iki tanımlamayı alıyoruz ama
nedeni bilinen yangınların yıldırım, imal ve dikkatlilik ve kasıt başlığı altında topladığımızda bizi bu kısmının esas ilgilendireni kasıt ya da imal ve dikkatsizlik kısmı tamamen o %90'lık kısmı oluşturuyor. Bu açıdan aziz milletimizi şöyle anlamakta gayet net bir veriye sahibiz. Pandemi yaşadık. Bir yandan Türkiye'nin ciğerleri yandı. 2021'de çok ciddi bir küresel iklim ısınmak sebebiyle orman yangınları süreci yaşadık. Bir yandan 11 ilimizi 14 milyon insanımızı etkileyen deprem yaşadık ki daha önce İzmir'de de deprem sürecini yaşadık. Bütün bu sıkışmışlık insanlarımızı doğaya, tabiata, kısaca rekreatif dinlenmeye ihtiyaç oluşturuyor. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Doğru da buluyoruz. Ancak tek bir kritik çizgiyi altını çizerek dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Devletin belirlemiş olduğu Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ötesindeki Tabiat Parkı Milli Park alanları ile Orman Genel Müdürlüğümüzün belirlediği konaklamalı ve konaklamasız orman park alanları dışında asla ve kata piknik yapmamaları hasreten tavsiye ediyoruz. Ormanlık alanlara giriş yasakları zaman zaman ekleniyor ya Hasan Bey ve bunun da aslında bu kasıtlı hususları da azalttığı ya da bireysel hataları da azalttığı söyleniyor. Bu sadece bu tarz konular için mi gerçekten yoksa orada bir doğal afetten dolayı yangın oluşma ihtimalinin arttığı mı daha çok gözleniyor? O yüzden mi yasaklar geliyor? Bu yasakla ilgili hususu da biraz netleştirebilir miyiz? Çok net öncelikle tabii şu anda İçişleri Bakanlığımızın Orman Genel Müdürlüğümüz, Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüzün talebi çerçevesinde 81 il valiliğimize yazmış olduğu bir talimat var ve bazı valiliklerimiz bunu da duyuru şeklinde ilana bağladılar. 30 Eylül 2023 tarihine kadar ormanlara izinsiz girilmemesi gerektiğini talimata bağladılar. Devlet adına çünkü mülkü bir müstamir valilerimizdir. Ve bu karara bağlandı. Bu doğru bir karardır. Bu az önce sorduğunuz gibi ister insan faktörünün kasıt, ihmal ve dikkatsizlik faktörlerini barındırsın, isterse yapmış oldukları hatalardan dolayı iklim değişikliği, küresel ısınmadan dolayı yakıcı madde bırakmalarının oluşturduğu kıvılcımlardan oluşsun. Her ikisi de ormana izinsiz girmenin önüne engel konmasını gerektiriyor. Bu şu demek değil yalnız. Vatandaşlarımız artık yeşil alana hiç gitmeyecek, rekreatif ihtiyacını hiç görmeyecek değil. Burada kural şu, izinli alanlara gidiniz, izinsiz alanlara girmek yasaktır. Önce burada aziz milletimizin rekreatif ihtiyacını devletimizin planladığını, buna göre tedbir aldığının altını çiziyoruz. Hiçbir insana beton duvarlar içerisinde, iş merkezlerinde durun da yeşil alana çıkmayın demiyoruz. Demeyeceğiz de. Ancak nerelere çıkması gerektiği devlet tarafından belirlenmiş, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından o alan dışına girmek yasaktır. Bu yasağı lütfen riayet etsinler. Dolayısıyla ister tabii afetler, ister kasıt ve ihmal insan faktörü olsun, bunun önüne geçmek için bu tedbirler alınıyor. Malum Müşra Hanım, 2021 yılında Türkiye'de 10 yılın toplamı kadar yangınla karşı karşıya kaldık. Antalya ve Muğla yangınlarıyla beraber. Evet. 139.503 hektarlık bir alanımız yandı. Yıllık 10-12 bin hektar civarında bir alan yanarken bir yılda biz 139.503 hektarlık alan yanmasıyla karşı karşıya kaldık. Bunun birçok sebebi vardır. Küresel ısınma, iklim değişikliği. Ancak en önemli sebeplerinden birisine baktığımızda bu yıldırım, tabii afet gibi faktörleri kabul etmekle beraber %90 insan faktörü olmak sebebiyle devletin daha temkinli tedbirli davranmasının sonucunu doğuruyor. O açıdan aziz milletimiz kendisi için, benim için, sizin için değil, tamamen kendi sağlığı için, kendi geleceği için, kendi torunlarının, evlatlarının emanetine sahip çıkma adına devletin belirlediği kurallara uygun davranmaya davet ediyoruz. Bu çok önemli hususlar hakikaten. Yönlendiriyoruz. Şimdi tabii burada Hasan Bey, olay yerine özgü de bir tehlikeler söz konusu. Üst düzey profesyoneller alanda müdahale ediyorlar ama tabii vatandaşlarımızdan da istekli, gönüllü kimseler olabiliyor. O bahsetmiş olduğunuz bizleri son derece üzen, günlerce yangının devam ettiği bölgelerde de
Bu yönde vatandaşların gönüllü hareketlerde bulunduklarını gözlemliyoruz. Ama çok fazla sayıda kişinin müdahale etmesi de herhalde kontrolü de zorlaştırabilir. Sizin bu süreçlerdeki tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bir yangın çıktığı andan itibaren aslında nasıl davranmamız gerekiyor? Bunu da söyleyecekleriniz olur mu? Kesinlikle bu çok önemli bir husus. Mesela İzmir Alaa yangınımızla ilgili önce 13.45'te yangın ihbarı alınıyor. 15 dakika içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüz ilk müdahaleyi yapıyor. Ve 14'te aynı günün saat 7 saat sonraki 21.03'te de yangını kontrol altına alıyor. Bunu yaparken nemin %27, sıcaklığı %31 santigrat derece, rüzgar hızının da 41 kilometre saat olduğu birisi önümüzde. Devletimiz 51 tane hava ve kara filosuyla buraya müdahale ediyor. Eğer şimdi burada devletin normal izni dışında iyi niyetli de olsa vatandaşın izinsiz şekilde yangına müdahale etmek istemesi yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya fayda değil, zarar veriyor. Niçin? Çünkü eğitimini almış insanlarla Orman Genel Müdürlüğümüz bu işi zaten yapıyor. 22 bin tane devletimizin maaş ödediği yangınla mücadele işçimiz var. Bir ordumuz var ortada. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir ekibimiz var. Dolayısıyla yangınla mücadele faaliyetlerinde şu ana kadar genel müdürümüze baktığımız zaman 4600 tane gölet ve havuz, 9260 kilometre yol, yangın önleme tesisi, 230 bin kilometre yol ve benzeri gibi faaliyetlerde bulunmuş ve 100 bin gönüllü insanı da eğitime tabi tutmuş. Eğitim almamış bir vatandaş, ben ülkemin ormanı yanmasın, ben de gideyim bir katkım olsun anlayışla asla ve kat'a yangın mahalline gitmemeli. Bu yangını söndürmek faaliyeti yapan vatandaşlarımızın, yani devlet görevlilerimizin, bu insanın canını kurtarmak için yangından insan canını kurtarmaya dönüyoruz. Biz bunu Muğla ve Antalya yangınında yaşadık. Yani yangınları biz daha kısa alanda, daha dar alanda ve daha erken önleyebilirdik. Vatandaşımızın yerleşim yerlerinde ve gönüllülük adı altında eğitim almamış insanlarımızın yangın mahalline izinsiz girmelerinin travmasını yaşadık. O nedenle devlet tedbir alıyor, doğru yapıyor. Ben de bir meslek örgütünün genel başkanı olarak şu anda 19 bin tane orman mühendisi, orman endüstri ve ağaçları endüstri mühendisi meslek mensubumuz odamıza üye ve bu yangınlarla mücadelede 6 bini devlet görevinde, 3 bini emekli, diğerleri de kendi nam ve hesabına çalışan büro ve şirketlerimizin elemanları da biz bu yangınlarla mücadelede aktif rol alıyoruz. Ama bu eğitim almamış hiçbir vatandaşı bu alana girmemeye davet ediyoruz. Lütfen uzak dursunlar. Devlet çağırırsa eğitimini yapar, ona göre çağırır. Çünkü bir yangını görüyoruz ama onun ne kadar büyüyebileceği ya da ne tarafa doğru gidebileceğini kolay kolay kestirmek mümkün değil. Yangın refleksini şu an bilemediğimizi terse döndüğünde biz bu sefer ormandaki ağaç yanmasın, börtü böcek yanmasın, canlı yanmasın derken insan hayatını kurtarmaya dönüyoruz. Bu sefer yangını önleyemiyoruz. Bu bize iyilik değil, kötülük oluşturuyor. Bu açıdan iyi niyetli de olsa izinsiz hiç kimse yangına, müdahaleye lütfen gitmesin. Devletimizin ciddi bir ordusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız üstesinde Orman Genel Müdürlüğümüze sınırsız yetki verdi. Hava filosuna baktığımızda 2021 yangınından çıkartılan dersler neticesinde şu an itibariyle baktığımızda 69 tane helikopter ve 20 tane uçak alındı. Bunların bir kısmı devletin envanterinde, bir kısmı kiralama modeliyle. Hava filosu ciddi manada güçlendirildi. 4800 civarında da kara aracı yangınla mücadelede konuşlandırıldı. Yani resmen nasıl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bağımsızlığını, sınır güvenliğini, sükun ve sağlamak için, emniyetini sağlamak için çalışıyorsa emniyet teşkilatımızla beraber, Yeşil Vatan içinde orman teşkilatımız böyle bir ordu oluşturdu. Makine parkıyla, hava filosuyla ve insan gücüyle. Bu açıdan bunlara güvenmemiz lazım. Bunların tek idaresine inanmamız lazım. Evet, o 10 yılda gözlemlenen yangınların her birinin bir sene içerisinde yaşanması sonrasında mücadele yöntemlerinizle ilgili nasıl adımlar attığımızı anlattınız sizler de. Peki Hasan Bey, bu tarz durumları yaşıyoruz ne yazık ki her sene. Belki küçük ölçekli, belki büyük ölçekli. Özellikle Akdeniz gibi, Ege gibi merkezlerimize gittiğimizde
O yanan yerleri gördüğümüzde hepimiz çok üzülüyoruz. Bütün vatandaşlarımız da zannediyorum aynı duyguları paylaşıyordur. Çünkü her birimizin nefes aldığı ve bakmaya doyamadığımız yerlerin o yanmış halde görüntüsü bizleri son derece üzüyor doğrusu. Onların geri dönüşümüyle ilgili nasıl bir mücadele yine sevk ediliyor? Ona dair de son olarak yorumlarınızı dinlemek isterim. Tabii ki Büşra Hanım, bence hani bu röportajın en önemli bölümü, hepsi önemli ama belki bu sorunuz en önemli bölümünü oluşturuyor. Çünkü kamuoyunda hep şu algı oluşturuluyor. İster kasıt, ister ihmal, ister tabii sebeplerle olsun, yanan alanların imara açılacağı ya da farklı maksatlarla kullanılacağı ve kullandırıldığı iddiaları kamuoyunda bir kısım Türkiye düşmanı zihniyetler tarafından dillendiriliyor. Önce şunun altını net çiziyorum. Bak, o cümleyi seçerek kullandım. Türkiye düşmanları dedim. Çünkü Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle siyaset ormanları koruma açısından ittifak etmiştir. Birçok konuda farklı davranır ama ormanları korumada ittifak etmiştir. Siyaseti, bürokrasisi, basın yayın kuruluşları ormanları koruma hassasiyetinde aziz milletimizle aynı görüşte birleşiyor. Türkiye'de çoğu konuda ayrışırız biz. Yani siyasilerimiz, bürokratlarımız, ticaret ve basın yayın kuruluşlarımız, ama orman ve yeşil koruma noktasında ben çok mutluyum. İttifak ediyoruz. Yani 85 milyon insanımız aynı hassasiyette davranıyor. Ancak burada unutmamamız gereken şu: bu kasıtın bir kısım Türkiye düşmanları tarafından, çok küçük bir zümre tarafından algı oluşturulmaya çalışıldığını biliyorum. Şimdi cümleyi söyleyeyim. Anayasanın 169. maddesi dünyada örneği olmayacak şekilde yanan alanların sadece ormanlaştırılma dışında bir maksatla kullanılamayacağını anayasal hüküm haline getirmiş. Ve yandığı yıl içerisinde bütçe kısıtı olmadan da buraların ağaçlandırma çalışması, ormanlaştırma çalışması başlatılır demiş. Hal böyleyken, buna aykırı da bir örnek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yok iken hala var gibi algı oluşturuluyor. İspatına gelelim. 2021 yılında az önce söyledim, 139 bin hektar alanımız yandı, değil mi? Evet. Siz de biliyorsunuz ki basın kuruluş temsilcisi olarak o zaman Türkiye'de bir kısım yazar, çizer ve basın yayın kuruluşu ya da Türkiye düşmanı bir kısım insanlar buraların imara açılacağını söylediler. Aradan 2 yıl geçti. Ben hodri meydan diyorum ve tüm sizin aracınızdan onun iddiada bulunan Türkiye düşmanlarını bu 139 bin hektar alanı gezmeye davet ediyor. Bir milimetre karesinde orman dışı bir kullanım var mı yok mu? Hadi buyurun, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani Orman burada Genel ekim Müdürlüğü. çalışmalarına hızlıca gelin başladı. O yangın bölgesini %100 bu temizlendikten sonra. alanlarda ispatı oradan yapıyorum işte Büşra Hanım. Bunlar Diyorum ki çok güzel haberler 139 bin Hasan hektar Bey. alanın temizliği yapıldı ve ağaçlandırması yapıldı. Evet. Gitsin baksınlar. Böyle bir olay yok ve olmayacaktır bundan sonra da. O şimdi bizim orman yangınını tetikleyen rüzgarların da inşallah bu yeni ekilen fidanların da çiçeklenmesini hareketlendirerek çok kısa zamanda o bölgeyi tekrar yemyeşil bir hale getirmesini diliyoruz, dua ediyoruz bu noktada. Eyvallah. Herhalde bütün bizi dinleyen vatandaşlarımız da buna hemfikir olarak onay vereceklerdir. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey, aktardığınız bilgiler Eyvallah. için. Ben de sizlere, sizin aracınıza, tüm aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınsız bir yıl temenni ettiğimi ifade ederek Orman Mühendisleri Odamız adına tüm milletimize selamlarımı sunuyorum. Türkiye Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz'ı dinledik.